Herkese merhaba. Yine bir tarifle karşınızdayım. Bugün gene kolay, pratik, tatta yüksek, uğraşta az bir tatlı tarifiyle karşınızdayım. Size yapmaktan da çok hoşlandığım, arkadaşlarım da yemekten çok hoşlandığı vişneli, bademli, çabuk kekimi yapacağım. Bunun için gerekli olan ilk malzemem yumurta. İki tane yumurtayı kırıyorum hemen. Kabıma. Patiklikte. Bunun içine bir çay bardağı yağımı ekliyorum. Ben keklerde sıvı yağ kullanmayı seviyorum. Çünkü sıvı yağ oda sıcaklığında sıvı. Tereyağı ise daha katı ya da buzdolabına girdiğinde de aynı efekt veriyor. Sıvı yağ ile yapılan kekler çok 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 daha ıslak ve yumuşak oluyor bence. Çikolatayı alıyorum. Yağla yumurtayı bir araya getiriyorum. Ben yağ olarak zeytinyağı kullanıyorum. Ayçiçek yağı da okey. Kanola yağı da olur. Fındık yağı da olur. Ne isterseniz. Karıştırdım. Homojen bir görüntü elde ettim. Şimdi bunun içine 2 bardak unum var. 1 bardak da badem unum var. Bunları bir araya getiriyorum. İçine 1 paket kabartma tozumu koyuyorum. Yine tuzsuz asla. Deniz tuzu. Vanilyam var burada. Vanilya özütü. Ben sıvı olanı kullanıyorum. Tavsiyem odur. Şekerli vanilinleri hiç haz etmiyorum kendimden. Bunu sıvı bölümüne döküyorum o yüzden. Eğer şekerli vanilin kullanacaksanız kurulara koyabilirsiniz. Çok azıcık da gene badem esansı attım bunun içine. Şimdi burada kek yaparken fazla karıştırmamanız gerekiyor. Yani unu koyduğunuz andan itibaren unla sıvıları bir araya getirirken fazla karıştırırsanız gluten ortaya çıkacaktır unun içerisinde ve kekiniz böyle yumuşak kekimsi olmak yerine ekmeksi olup sertleşecektir. O yüzden minimum karıştıracağız. O yüzden karıştırmamızın çoğunu burada yapıyoruz. Bir araya harmanlamayı ve bir ölçü kuru, bir ölçü ıslak olacak şekilde hepsini bir araya getireceğim. Bunları harmanlıyorum. Bunun içine şimdi un, badem unu, kabartma tozu, tuz var. Kurularımı karıştırdım. Şekerimi ekleyeceğim. Ben bunun için esmer şeker kullanacağım. Siz beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Ben genel olarak esmer şekerin nemliliğine ve tadını, aromasını daha çok beğeniyorum. Çünkü içinde böyle karamelimsi bir tat var. Bundan da gene bir bardak olarak bunu da buraya ekliyorum. Ve hazırız. Şimdi 3'e böleceğim. Yani 3 kuru, 2 ıslak olarak bunun 1/3'ünü karışıma yediriyorum. İçine doğru dönüyorum sürekli. İyice yedirdikten sonra sütümü ekleyeceğim. Bir ölçü süt. Yani burada olan 2'den birini. Havuz problemi oldu biraz. Kek tarifi ama doğrusu bu. Gene bir 1/3 daha un. Dediğim gibi çok karıştırmıyorum. Böyle katlama tekniği dediğimiz dıştan alıp içe doğru hamuru getirme ve son ölçü sütümü de bitiriyorum. Burada biraz dikkat edin hemen üzerinize, yani artık hamur biraz daha sertleştiği için sıçrama yapacaktır. Dikkatli bir şekilde karıştırırsanız daha iyi olur hepiniz için. Sonunu da ekledim ve karıştırıyorum. Bu çok kuru bir hamur değil, çok ıslak da değil. Tam bir aslında kek hamuru. İçinde badem unu olduğu için biraz daha fazla sıvıyı çekecektir. Ama sonucumuz yağlı olduğu için badem kendinden daha yumuşak ve güzel bir kek olacak. Gördüğünüz gibi karıştı. Daha fazla karıştırmıyorum bunu. Bu benim için yeterli. 2 dakika bunu kenara alıyorum. Şimdi ben bunun için küçük bir kek kalıbı kullanacağım. Bunda normalde 2 ölçü var. Ben tekini şimdi yapıyorum. Bunun için yumuşamış bir tereyağını bütün kalıbımın içine süreceğim. Kek kalıbını yağladım. İçine un koyacağım. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar diye düşünebilirsiniz. Bu da kek yapışmasın diye. Bunu böyle bunun etrafında şöyle döndürüyorum. Yağlara yapışması için. Her yeri un yaparak. Büyük bir zevkle. Ve bunun fazlasını
tabağa olarak alıyorum. İçi unla kaplandı. Şimdi şunu her zaman düşünün. Bir kek çıkarttığınız zaman üst bölümü aslında üste yani size bakan yanı değil, kalıbın içinde kalan yanı. Ben o yüzden şimdi oraya çikolata parçacıklarım var. Onlardan atıyorum. Bu vişneli bir kek. Bolca vişne atacağım üzerine. Biraz da badem atacağım. En dibi bu. Ki üstü güzel olsun. Şimdi bu kalan harca bademimi atıyorum. Çikolata parçacıklarımı atıyorum. Vişne atarken iki tane opsiyonunuz var. Bunlar donuk vişne kullandığım için sonuçta. Senenin her günü pişirebileceğimiz için bunu. Bunun suyunu bırakıyor. Eğer bunu suyuyla atarsanız kekiniz pembe olacaktır. Ben o şekilde olmasını istemiyorum. O yüzden önce bu daha zor, daha aslında kolay karışan ve sert olan parçacıkları karıştırdım. Ve en son olarak vişnelerimi ekliyorum. Biraz süzdürerek. Çok iyi. Başka türlü yani taze meyve kullanırsanız etrafına biraz un koyarsanız zaten batmayacaktır meyvenin içine. Ama bu çok ıslak olduğu için öyle bir opsiyonum yok ne yazık ki. Başka bir yöntemi de bunu pişirerek ya da reçel olarak kullanabilirsiniz. Yine aynı etki verecektir. Ben bol bol koyuyorum vişne çok sevdiğim için. Bu asit ve yağ dengesi, şeker dengesi konumunda. Ve karıştırdım. Pembeyi ne kadar sevdiğimi de biliyorsunuz. Güzel bir hamur oldu. Burada zaten kalıbım hazır. Bunun içine bunu nasıl becereceğim bilmiyorum ama şöyle döndürerek vallahi yaptım. Kekimi koydum. Tam olarak doldurmuyorum. Valla ortaya bir tane kaçtı. Ve kekimiz hazır. 180 derecelik fırına atıyorum. 20 ile 30 dakika arasında gene beraber bakacağız. Fırınıza göre birazcık. Bu kabaracak. Bir çubuk soktuğumuzda temiz çıktığında hazır. Şimdi fırına giriyor. Ve bekliyoruz. Kekim dinlendi. Artık eleyebileceğim ve soğudu. Öncelikle üzerine kezimi alalım. Ortasındaki şu taşma bölümlerini çıkarıyorum ki kalıptan çıkabilsin. Bunları sonra yerim. Birazcık oynatarak kalıbı birazcık da sallayacağım. Bu ortasından kurtulmam gerekiyor. Evet. Kalıbından çıkartıyorum. Ve kek çıktı. Güzel bir sunumla bunu şimdi keseceğim. Bademli vişneli kekimiz servise hazır. Daha tersten kesemezdim herhalde. Kekimizin içi şu halde. Bu da güzel bir sunumla. Yanına güzel bergamot çayı çok yakışıyor. Hazır. Afiyet olsun. Bu kadar kolaydı bu da.